Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin ve ala alihim ve ashabihim ecmaîn. Amin ya erhamer rahimin ya rabbel alamin. Bizlere kamil iman ihsan eyle. Marifetullah'ın sırlarında mesafe mertebeler kat etmeye muvaffak eyle. Bütün peygamberlerden almamız lazım gelen dersleri alarak onların arkasındaki sırat-ı müstakim erbabı Allah'ın nimetine mazhar olan cemaatlerdir. Bizleri de sırat-ı müstakime hidayet eyle. Onların mazhar olduğu nimetlerden istifadeye, mazhariyete bizleri de muvaffak eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar kitabını beraberce takip etmeye çalışıyoruz. Yeni Sayit döneminin çok önemli eserlerinden ve Barla döneminde 1926-27'den 1932'ye kadar o dönemde farklı şekillerde yazılmış olan bir eser, önemli bir eser. Lemaları tanıttık, manası üstünde durduk. Birinci lemada Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hayatı ve ondan alacağımız dersler. İkinci lemayı okuyorduk, Eyüp Aleyhisselam ve ondan alacağımız dersler. Bu özellikle günümüzün insanlarına, özellikle tüccar arkadaşlara ama hepimize ışık tutan, ders veren önemli bir bölüm. Eyüp Aleyhisselam zenginken fakirleşmiş. Önce sıhhatini, sonra servetini, sonra çocuklarını kaybetmiş. 18 sene bir çile döneminden sonra büyük bir sabır göstermiş. Hatta sabırdan öte şükretmiş. Ve Cenab-ı Hak bunun mükafatı olarak da bize de ders vermek için ona önce sağlık vermiş, sonra hanımı gelmiş, sonra servetini vermiş. Hem hanımı hem kendisi gençleştiği için bu bir mucizedir. Yeniden 16 tane daha aynı hanımdan oğlu olmuş ve bir 70-80 sene daha yaşamış bereketli bir ömür olarak. İşte o hastalık dönemine ait tutum ve davranışlarına bakan yönleriyle de özellikle alacağımız derslerden bahsediyor. Tekrar ediyorum, herkesle ve günümüzle çok yakın alakası olan bir bölümdür. Beş nükte içinde mevzuyu anlatıyordu. Ve nüktelerin de kendi içinde bazılarının bölümleri vardı. Biz beşinci nüktenin üçüncü meselesinde, yani o mevzunun son bölümünde kalmıştık. Şu ana kadar yaptığımız sohbet serisinden dokuzuncu sohbeti yapıyoruz. Önce bir okuyalım. Aslında burasını daha önce bazı bölümlerde geçmişti. Arkasındaki hatime var, önemli. Onun için geçen hafta hemen bitirivermemiştim. Yani burada biraz durmak lazım diye. Üstünde biraz duracak. Ve inşallah bugün üçüncü lemaya da intikal etmiş olacağız. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Bu çok önemli bir cümle. Her zamanın bir hükmü var. Fussilet suresi 34. ayet. Bu hususla alakalı derin manalar ifade ediyor. Zamanın değişmesiyle ahkam değişir. Tegayyure ezman, tegayyure ahkama sebebiyet verebilir. Bu aynı zamanda bir mecelle prensibidir. Arkadaşlarımızın bir mecelle kitabı alarak okumalarını tavsiye ederim. Çok önemli, usul açısından önemlidir. Her zamanın bir hükmü var. O kadar derin ve geniştir ki peygamberlerin farklı hayatları da zamanlarının hükmüne göre fikrini bize veriyor. Açılıma ihtiyacı olan bir cümle bu. Bir başka
açılıma ihtiyacı olan bu hususla alakalı bir cümle. Salihat kavramı da zamanlara, mekanlara, şartlara, şahıslara ve makamlara göre değişir de ondan. Mesela Allah huzurunda el pençe divan durursanız bu ibadet olur. Ama aynı hareketi bir fani şahsın huzurunda veya bir heykelin huzurunda yaparsanız bu da şirk olabilir. Mesela bir zaman gelir imana hizmet öne çıkar. Bir zaman gelir takva daha öne çıkar. Bir zaman gelir salihat kavramı öne çıkar. Yani peygamberlerin hayatında bunları da görmekteyiz. Mesela Hazreti Şuayb Aleyhisselam döneminde millet ticarette, alışverişte, tartıda hilekarlık yapıyor. İşte bu öne çıkıyor Hazreti Şuayb'ın irşatlarında. Vezinü bil kıstasil müstakim diyor. Terazileri doğru tartın. Terazinin dengesini bozarsanız tabiat da dengesini bozar, başınıza belalar yağar. Gerçekten de böyle olmuştur. Mesela Hazreti Nuh döneminde putperestlik de o noktada irşat öne çıkıyor. Bu çok geniş bir kavram. Üstünde genişçe durulabilir. Ama kısaca bir fikir verdim. Şunu da ilave etmek istiyorum. Mesela bir bedevi geliyor veya bir adam. Ya Resulallah, en faziletli amel hangisidir? Es-salatu li vaktiha, vaktinde, vaktin evvelinde kılınan namazdır. Sümme eyyü, bir rülveli deyin, anneye, babaya iyiliktir. Sümme eyyü, el cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihattır. Sıralama bu. Vaktinde kılınan namaz, anneye, babaya iyilik, Allah yolunda cihat. Bir soruya böyle cevap. Bir başka zaman bir başka sahabi sorduğunda, Efendimiz cihadı başa çekiyor. Anneye, babaya iyiliği ikinciye çekiyor. Sonra diğerlerine. Bir başka zaman bir başka sahabi sorduğunda anneye babaya iyilik yapmayı öne çekiyor. Bazı sorularda cihad öne çekiyor. Haşa, Efendimiz tenakuzlu mu konuşuyor? Haşa. Soran şahsa göre, şartların değişmesine göre faziletli amelin de evveliyeti değişir. Evveliyeti olanın evleviyeti olur prensibiyle mesele anlatılmış oluyor. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela bela değil, belki bir lütfi ilahidir. İkaz ediyor. Haram ve günahlara karşı onu frenliyor. Kötülük yapmasına mani oluyor. Özellikle ahiret hesabına ona o musibet ve bela bir lütfu ilahi oluyor. Burada ahiret hesabına bazen belalar lütfu ilahidir cümlesi üstünde şöyle bir fikir daha sunmak istiyorum. Bunu genişçe tahlil edip bir makale haline getirebilirsiniz. Bir sohbet haline getirebilirsiniz. O da şudur. Dünya hayatını ahirete göre, ahirete imana göre şekillendirenlerle sırf dünyayı dünya olarak şekillendirmek isteyenler arasında mantık olarak 180 derece zıtlık vardır. Ahirete imana göre dünyasını şekillendirenler mesela fedakarlık yaparlar. Ölüme rahatlıkla giderler. Ama sırf dünya için yaşayanlara göre bunlar deliliktir. Onun için peygamberlerin pek çoğuna deli denmesinin de esprisi budur. Hazreti Nuh'a deli demişlerdir. Ahirete esas alarak yaşadığından dolayı dünyaya esas alarak yaşayanlar onlara rahatlıkla deli demişlerdir. Ve zaten birisi imanınızdan dolayı size deli demediyse imanda kemale ermiş olamazsınız. Hadis-i şerifi de bu espri içerisinde ele alınmalıdır. Ve üstada da işte 1909'larda onlarda İstanbul'da Abdülhamid'e İslam şartta bir üniversite kurdurmak için gittiğinde deli muamelesi yapmaları, tımarhaneye atmalarının da altında böyle bir ince espri vardır. Bu zamanda hastalık artık o kişi için bir lütuftur diyor. Zaman bu hükmü vermiş. Ben şu zamanda hastalıklı sair musibet zedeleri
Şimdi kayıt var. Fakat musibet dine dokunmamak şartıyla. En büyük musibet daha önce geçmişti. Bu dini musibettir. Dinimize gelen musibettir. İmansızlık bir beladır. İbadet yapmamak bir beladır. Ahlaksızlık bir beladır. Ve zulmetmek bir beladır. Allah'ın emirlerini yaşamamak, yapma dediklerini yapmak bir beladır. Yap dediklerini yapmamak büyük belalardır. Bunlar dini belalar. Aslında günümüzde bu mevzuda çok büyük belalara giriftardır insanlar. Ama dünyevi musibetler günahlarımıza kefaret olduğu için, bizi haram ve günahlara karşı frenlediği için, daha çok ahireti düşünerek yaşamaya sevk ettiği için, şükretmeye sebebiyet verdiği için, bizleri mütevazi yaptığı için, manevi terakkiyatımıza sebebiyet verdiği için maddeleri çoğaltabiliriz. 10'a, 20'ye, 30'a, 40'a çıkartabiliriz. Aslında günümüzde bu belalar bizim için bela olmaktan daha ziyade bir nimete dönüşmüştür. Ben şu zamanda hastalıklı sair musibet zedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çok acayip bir şey. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ahirete daha bağlı, kulluğa daha sadık, Allah'la irtibatı daha kavi. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimeti ilahiyedir. Neden? Çünkü çendan, gerçi o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Hazreti Yunus'ta olduğu gibi dünyevi hayatına biraz zahmet. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'da olduğu gibi dünyevi hayatına biraz zahmet veriyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçer. Bir nevi ibadet hükmüne geçeri de az arkada herhalde ikinci nükte içerisinde bunu, yok, ikinci nüktenin üçüncü vecihinde genişçe anlatmıştı. Kaynaklar da vermiştim o mevzuda. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Sizin de hayatınızda çok şahit olduğunuz hadiseler vardır. Tabii ki benim de var. Mesela rahmetlik olduğu için ismini vermekte bir mahsur görmüyorum. İşte Denizli'de beraber kaldığımız Mesut Bey, Mesut Bozkır Bey. Yani gerçekten çok samimiydi. Gerçekten farklıydı. Namaz kılması, her şeyi. Meğer kalbinde bir problem varmış ve genç yaşta da rahmetlik oldu. Bunun gibi onlarca sizlerin de şahit olduğu hadiseler vardır. Musibet ve bela istenmez. Ama gelirse bu hikmetleri var diye düşünülerek sabredilir en azından. Ama edebilirse onu da bir nimet ilahi kabul ederek şükredebilir. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek. Belki sefahate atılacak. Sefahate gitmektense, haram ve günahlara dalmaktan inse hasta olması daha evladır şeklinde meseleyi anlayabiliriz. Böylece değerli arkadaşlar, ikinci lemadaki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından alacağımız 5 nükte tamamlanmış oldu ve şimdi üstünde çok müstakillen durmamız lazım gelen burada bir hatime var. Hatime meseleyi tamamlayıcı, artık son işin mührü demektir. Mektuplar altındaki imzalarla değer kazanır, mühürle kıymet kazanır. Bu birinci lemanın arkasında Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hayatını anlattığı yerin arkasında elhasıl diye özetle dediği bir yer vardı.
Orada Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan alacağımız en önemli dersin azimizi ve fakrımızı anlamak olduğunu anlatmıştık. Risale-i Nur'un mesleğidir. Aciz ve fakir, azim mutlak, fakir mutlak. Bu temel. Üste ikişer tane ayrı bir şükrü mutlak, şevki mutlak var. Bir de şefkat ve tefekkür var. Hangi dalları olursa olsun ama temelinde ağacın kökleri gibi aciz ve fakir mesleği vardı. Birinci lemanın son sohbetinde bu hususun el hasılının izahatında durmuştuk. Bu hatimeyi de aynı mantıkla değerlendirmenizi arzu ederim. Eyüp Aleyhisselam da 18 sene hasta yatınca aczini, fakrını, zaafını derk etti. Derinlemesine kavradı. İdrak etmek, derk etmek, derinlemesine, hissiyatına, zerratına işleyecek kadar meseleyi kavramaya derk deniyor, derk etti. Çünkü Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok güzel, hanımı da güzel. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Yakup Aleyhisselam'dan, Hazreti Yusuf'un kardeşinden gelen bir hanım düşünün, ne kadar güzeldir. Zengin, insanlar etrafında itibar ediyor, serveti var, dağıtıyor, cömert. Herkes de zaten verdiğiniz zaman ağam paşam der, bu dünya böyle. Bu şartlarda, tabi haşa peygambere bunu diyemeyiz ama bu şartlarda yaşayan bir insan böyle aczini, zaafını, fakrını fark edemeyebilir. Hissetmek başka, yaşayarak, bir de yani kitaplardan, duyduklarından onu bilmek başkadır. İnsan bilir de hissedemez. Bilir de idrak edemez. Derler ki Firavun'un hayatında hiç dişi ağrımamış, hiç başı ağrımamış. Kaç sene yaşadıysa Firavun, Mısır tarihinde 163 tane Firavun vardır. Ama biz Firavun dendiği zaman daha çok Hazreti Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun'u, ki iki Firavun'la yaşamıştır o. İkisi de Firavunların işte en büyükleridir. Firavun ena rabbikumul ala iddiasında bulundu. Neden? Çünkü hayatında hiç başı ağrımamış, hiç dişi sızlamamış, ene rabbikumul ala demesi bundandır. Eğer bir defacık başı ağrısa veya dişi sızlasaydı haddini bilecek ve ene rabbikumul ala demeyecekti. Bu ne kadar önemli bir tespittir tarih hakikatleri açısından. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın 18 sene çekmediği sıkıntı adeta kalmamış. Servet gitmiş, bir sıkıntıdır. İtibar vardı zahiri, o gitmiş. Ondan sonra evlatlar gitmiş, hanım da küsmüş gitmiş, çöplükte kalmışsın. Sana iki tane iman ediyor gibi görünen var. Onlar da bu peygamber biliyorduk meğer değilmiş veya iyi adam biliyorduk. Kim bilir bizim bilmediğimiz ne haltlar işledi, ne günahlar irtikap etti ki bu hale düştü diye kendi aralarında konuştular. Yani bunların psikolojik olarak vereceği azapları, işkenceleri düşünün. Böylece Eyüp Aleyhisselam da elbette fıtratımızda olan azzini çok iyi kavradı, fakrını çok iyi idrak etti. Hatimede önce bu hususa dikkat çekiliyor. Bunu birinci lemanın da arkasındaki el hasılda anlattığım için oraya havale ederek bu birinci paragrafından geçiyorum. Okuyayım hatimenin. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanlara hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derece eylemiştir. İşte bu cümlenin açılımını tekrar ediyorum. Birinci lemanın o el hasıl diye okuduğumuz bölümde genişçe anlatmıştık. Bunun bir kaynakları da vardı, söylemiştim. Özellikle 23. sözün 2. mefasının 4. nüktesinde, lütfen bir defa daha okuyun orasını. İnsanın ne kadar aciz, ne kadar fakir fıtraten olduğunu anlatıyor. Aczimiz noktayı istinat ile bizi güç ve kuvveti namütenahi olan Allah'a bağlar. Fakrımız da
ihtiyaçlarımızı gideren zata, yani Er-Rahman, Er-Rahim olan zatan, zattan istimdada sevk eder. Tekrar edelim. Aczimiz noktayı istinat ile güç ve kuvvetine mütenahi olan Allah'a dayandırır. Fakrımız da noktayı istimdat ile Rahman ve Rahim'e bağlar. İstinat ve istimdat. İstinat güç ve kuvvetine mütenahi olana Bismillah'a, istimdat da Rahman ve Rahim'den merhamet dilenmeye götürür ki aciz ve fakrımızın bizi Bismillahirrahmanirrahim'e bağladığı, Bismillahirrahmanirrahim bizim meslek ve meşrebimizin de özü olduğu ama Bismillahirrahmanirrahim de bütün Kur'an'ın, semavi kitapların ve Fatiha'nın da hülasası olduğunu anlatarak bizim meslek ve meşrebimiz de bütün mesleklerin, mezakların, meşreplerin özetidir. Allah'a giden yolların en kestirmesidir diye farklı yönleriyle 4. mektuptaki azim mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-ü mutlakı da ele alarak bunu kısaca o zaman anlatmıştım. Oraya havale ediyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi hatimeyi devam ettiriyoruz. Bu hatime de geçen mevzuların kaynaklarını vermek istiyorum arkadaşlar size. 25. lema yine baştan sona kısmen 24. lemada da var bu. Evet. Şimdi devam ediyorum. Hem hadsiz, şimdi bu 3 paragraf var arkadaşlar aşağıda. Bu 3 paragrafı anlatabilirsem, bugün size hissettirebilirsem kendimi çok bahtiyar göreceğim. Şimdi dikkatlice bir okuyalım önce, sonra bakalım içinde neler var. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatıyla bağlantılı bize verilen çok önemli sırlar var burada. Dersler demiyorum, çok önemli sırlar vardır. Okuyorum. Hem hadsiz nukuş-u esmasını göstermek için, Allah kendi isimlerinin nakışlarını bize göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki, yaratmış ki, hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi insan, elemleri hiçbir mahlukatın almadığı kadar derindir. Ama hadsiz cihetlerle de lezzetleri alabilir bir makine hükmünde yaratmıştır. Şimdi burada şöyle bir taksimat yapalım. Allah'ın bütün isimleri iki ana grup içerisindedir. Bir cemali isimler, bir de celali isimler. Bunları maddeleştirmek isterim. Şu fikirlerin dili birinci kitabı alabilirsem. Hangi Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin hangisi bir? Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin içinde hangileri celali isim, hangileri cemali isim, bunları bir madde madde öğrenmenizi, isim isim öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben kendim bunu size şey olarak, not olarak atayım. Bir çalışma yapmıştım. Cenab-ı Hakk'ın celali isimleri ve cemali isimleri. Allah'ın nimetine mazhar olduğumuz zaman, sıhhat içinde olduğumuz zaman bizde daha çok cemali isimler tecelli eder. Ama hasta, musibete maruz kaldığımız zamanda da, elem, sıkıntı çektiğimiz zamanlarda da celali isimler tecelli eder. İnsanın değişik hallerinde farklı isimler Allah'ın tecelli eder. Şimdi dikkat buyurun arkadaşlar. Allah kainatı yaratmış bütün esmasıyla alemde, alemlerde mütecelli. Ama insana alemlerin özeti yaratınca, maddesiyle manasıyla, alemde kainatta darmadağınık mütecelli olan Allah esması insanda odaklaşmıştır. Allah'ın bütün isimleri insanda olur, tecelli eder. Ama insan farklı tavırlarda, farklı hallerde Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerine muhatap olur. Onun için monoton yaşayan insanlar Cenab-ı Hakk'ın bir iki ismi aynadarlık yapabilir. Hasta olacak, elem çekecek, sıkıntılara giriftar olacak.
her halinde Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir ismine mazhar, ayrı bir ismine aynı olacak. Böylece lezzetlerde cemali isimlerine, elem ve sıkıntılarda celali isimlerine farklı boyutlarıyla, renkleriyle, televvünleriyle mazhar olması insanı kamil insan yapacaktır. Bu inceliği anlatabildim mi bilemiyorum arkadaşlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bu noktasıyla farklı, Cenab-ı Hakk'ın bütün cemali ve bütün celali isimlerine mazhar olmuştur. Hangi isimler celali, hangi isimler cemali, bunları çıkartmıştım ben kitaplardan. Size bir mail olarak da atmak istiyorum. Sonra diğer arkadaşlara onu ulaştırabilirsiniz. Şimdi burasına dikkat edin. Hassiz cihetlerle lezzetler alan insan, hassiz elemlere maruz kalan insan. İnsan böyle bir fabrika. Ve o makineyi insaniyede yüzer alat var. Yüzer defa, yüzlerce fiziki yapımız, biyolojik yapımızda yüzlerce alat. Ama dikkat buyurun, insanda bulunan duyguların sayısı, insandaki aletlerin, uzuvların sayısından fazladır. Acaba bir insanda kaç tane duygu vardır? Ben Risale Kültür içinde, fi tarihinde, 80'li yılların başında bir çalışma yapmıştım. 60 küsur tane insanda duygu ismi tespit edebildim. Risale Kültür içerisinden, psikoloji ilmine bakınız. Ondan sonra bu mevzuda yazılan farklı kitaplara da bakabilirsiniz. Yani acaba bir insanda tespit edilebilen kaç tane duygu var? 60, 70, 80, hadi 100 olsun. Acaba insanda bulunan duyguların sayısı 100 tane midir? Dikkat buyurun arkadaşlar. İnsanda bulunan duyguların sayısı Allah'ın isimleri sayısıncadır. Üstad diyor mesela, bu duyguyu uzaktan keşfettim diyor. Ama tam adını tespit edemedim. Kaydedeceği zaman onu kaçırdım diyor mesela, bazı duygular için. Bu duyguların farklı boyutları değerli arkadaşlar kalbin zümrü tepelerinde vardır. Dikkatle bakın, duyguları tanıma yönüyle insandaki. Tekrar az geriye dönüyorum, bir şey anlatmak istedim. İnsanda bulunan duyguların sayısı Allah'ın isimleri sayısıncadır. Acaba Allah'ın kaç tane ismi vardır? Kur'an'da ihtilafı içerisinde 99 tane diyelim. Eskocalar derlerdi ki Tevrat'ta 300, İncil'de 300, Zebur'da 300, Kur'an'da 99. Yani 999 tane Allah'ın ismi var, öyle mi? Bir de Allah ismi camisi 1000 tane. Cevşen'de 1000 tane Allah ismi var. Aslında Allah'ın isimleri bu kadar da değil. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın hiçbir peygamberine bildirmediği, hatta bana da bildirmediği, kendi zatında gizli bir hazine olarak sakladığı isimleri vardır. Daha hiç peygamberimiz bile bilmiyor bu isimleri. Ya buraya kadar getirmişken arkadaşlar, çok enfes, mevzumun özüyle alakalı yok ama buraya kadar bu mevzuyu getirilince bunu söylemek lazım. Enfes bir tespiti söylemek istiyorum. Takip edebiliyorsunuz. Bizler cennete gittiğimiz zaman, ki inşallah cennete gideriz, orada iki türlü nimet göreceğiz. Bir, ha biz bunların benzerini daha önce görmüştük diyeceğimiz nimetler. Ve ütü min kablu ve ütü bihi müteşabihen. Bakara suresindeki ayette ve beşirillezine amenu ve amilussalihat ilahin. Cennete diyeceğiz ki ya ha biz bu nimetlerin benzerini daha önce görmüştük. Yani dünya nimetlerinin asılları cennette. Üstad İşaretül İcaz'da bunu anlatırken diyor ki dünya cennetin bir vitrinidir. Hani mağazaların vitrinleri var. İçeride sattığı maldan birer tane vitrine koyar. Vitrindeki malları beğendiyse bunların asılları içeride var. Gelin talip olun, müşteri olun demektir. Dünyadaki nimetler de cennetin vitrini. Buradaki bağları, bahçeleri, üzümleri, armutları, hurmaları vesaire, yoncaları beğendiyseniz cennete talip olun. Cennete gittiğimiz zaman buradaki numunelerin asılları, ha biz bunları daha önce görmüştük dediğimiz, diyeceğimiz nimetler bunlardır. Tamam. Ama bir de cennette değerli arkadaşlar sürpriz nimetler var. Ne dünyada görmüşüz, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Bu da bir kutsi hadisle sabit.
اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Kutsi hadis, az önce tercümesini söyledim. Pekala, o nimetler ne? Bu nimetler ne? Cennetteki iki türlü nimet. Dikkat buyurun. Ha biz bunların benzerini daha önce görmüştük dediğimiz cennet nimetler, dünyada adını bildiğimiz Allah isimleri. Tecelliyatına şahit olduğumuz ve bildiğimiz Allah isimlerinin cennette de tecelli etmesi, İmam Rabbani'ye göre Esma İlahiye de cennette tecelli değil, temessül eder, temessül etmesidir. Ama hiç görmediğimiz dünyada sürpriz nimetlere gelince, dünyada adına şahit olmadığımız, adını bilmediğimiz, ismini bilmediğimiz Allah isimlerinin kendi zatında gizli bir hazine gibi olan Allah'ın esmasının sadece cennette tecelli etmesiyle meydana gelen nimetler de işte ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir diye anlatılan, kutsi hadisin ifadesinde anlatılan o nimetlere sebebiyet verecektir ki bu esma ilahiye farklılığını anlatabildim mi bilemiyorum. Burada şunu söyleyeceğim. Eğer adını da bilmediğimiz Allah isimleri de hala bizde, yine cennette değil sadece, hala bizde de tecelli ediyorsa, işte bunlara Hoca Efendi ahfa diyor. Hafi olan, ahfa olan Allah isimleri, hafi duygular Allah'ın zatında şu anda var ama tecelli etmemiş, ama bizde bunların numuneleri varsa insan böylece Esma İlahiye'nin odak noktası oluyor. Ve insan maddi yapısından daha ziyade bir duygular yumağı meydana getirmiş oluyor. Bunu şundan dolayı anlatıyorum arkadaşlar. İnsan hasta olur, lezzet, lezzetin dereceleri, elemin dereceleri, sıkıntılar, her birisinde Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir ismi tecelli ediyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına mazhariyet, renklerine mazhariyet, mertebelerine mazhariyet, İnsanın yaratılışının ana gayesidir. Demek ki hastalık bunun yönüyle musibet değil, farklı bir açıdan Allah'ın esmasına aynı olduğumuzdan dolayı ayrı bir nimettir. Bu inceliği anlatabildim mi bilemiyorum arkadaşlar. Bunu anlatabildimse herhalde bu çok farklı bir şey olacak. O zaman musibet ve belaları da kendimiz için bir bela görmeyecek. Allah'ın esmasına mazhariyet olduğu için ona da şükredeceğiz. Hatta şükürden öte hamd edecek. Hatta sabırları çok aşarak daima şükür mertebesinde olacağız. Adeta o makine-i insaniyede yüzer alet var. Her birinin ayrı, elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta, şu tabir önemli, insan-ı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri vardır. Kainat insan-ı ekber, insan ise alemi asgar. Bu risalelerde çok geçer arkadaşlar. Baktım 24 yerde geçiyor risalelerde. Kısacık kaydedin. İnsan alemi asgar. Şu muhteşem kainat küçülmüş insan olmuş. Küçük insanda büyümüş, alem olmuş. Alem insanı ekber, insan da alemi asgar. Şu bağlantı daha önce de farklı boyutlarıyla geçmişti ama fakat bu tabiri ilk defa kullanıyorum. İnsanı ekberle alem insanı ekber, insan alemi asgar. Bu tabirlerin geçtiği kaynakları veriyorum arkadaşlar. 24. sözün 3. dalında. Onun da 8. aslında bunun izahatı var. İnsan-ı ekber, alem-i asgar bağlantısı. 31. sözün 2. esasının 2. temsilinde de bunun izahatı var. Hakikat çekirdeklerinin 106. maddesinde mektubatın arkasında var. 13. lemanın 10. işaretinde var. 28. lemada var. Bu lemalara göre 342. sayfada. İkinci şuanın ikinci makamında var. 15. şuanın birinci makamında, Fatiha tefsirinde 4 kelime, 4. kelime, 5. kelimelerde, 15. şuada. Mesnevi Nuriye'de Nokta Risalesi'nde hem
Bürhan, birinci bürhanda hem ikinci bürhanda var. Ve İşaratül İcaz'da dördüncü bürhan diye kaydedilen 52. sayfada bunun izahatı var. Ben bazı noktalarına kısaca dikkat çektim arkadaşlar. 24 yerde bu tabiri tekrar edelim. İnsan alemi asgar, kainat da insanı ekber. Yani kainatı küçülsek küçülsek bir insan olur. İnsanı büyürsek 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 kocaman bir insanı ekber. Kainat meydana gelir. O zaman kainatta ne kadar Allah'ın isimleri tecelli ediyorsa hepsi insanda özetle var demektir. İnsan esma ilahiyenin odak noktasıdır. Bu tabiri ezberliyorsunuz. İnsan esma ilahiyenin odak noktasıdır. İşte alemdeki dağınık isimler insanda özetle bulununca insan değişik tavırlarında hastalık, sevinç, sevinç çeşitleri, hastalık çeşitleri, bela, sıkıntı çeşitlerinde farklı şekillerde esmalara mazhar oluyor ki insan hangi nisbete esma ilahiyeye mazhariyetinde zuhur edebilirse o nisbete kamil insan olur. Bir kaynak veriyorum. Lütfen buradan gidince okuyun. 11. sözün son taraflarına doğru insanın yaratılışın gayesinde 9 emir diyor. Orada 9 madde var. Şu son mantığı orada daha detaylı görebileceksiniz. Şimdi devam ediyorum. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükür dedirtir? Allah'ın cemali isimlerine mazhariyet şükür dedirtir. Şükür Risalesini okuyun. 28. mektubun 5. Risalesi. Sayfa 411. Allah'ın cemali isimlerine mazhariyet şükür dedirtir. O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan bir şükür fabrikası gibi olur. Şükür üretiyor devamlı. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, elemler ile, sair mütehiyyiç ve müteharrik arızaları ile, başka insanı harekete getiren, heyecanlandıran dünyadaki inişlerimiz. O makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehiyyiç eder. Mahiyeti insaniyede münderiş olan aciz ve zaaf ve fakrı madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. İltica acizimizden, aciz ile güçlüye dayanma, istinat, fakr ile nimeti verenden, Rahman ve Rahim'den istimdat. Lisaniyle iltica ve bir istimdat vaziyeti veriyor. Şimdi bunları anladıksak bu son paragrafta daha derin şeyler vardır. Güya insan o arızalar ile, bak arızalar önemli, hastalıklar önemli. Ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Kalem, fabrikada bütün çarklar hareket. İnsan vücudunda bulunan bütün o makine çarkları hareket ediyor. Lezzetlerle de, elemlerle de. Sayfeyi hayatında veyahut levh-i misalide mukadderat-ı hayatını yazar. Bütün kalemler hayatımızın bütün mukadderatını yazar. Esma-i ilahiyeye bir ilanname yapar. Ve bir kaside-i manzume-i subhaniye hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Arkadaşlar levh-i misali aynı zamanda levh-i mahfuz var. Onun bu aleme dökülüşü olan levh-i mahf isbat var. Bu levh-i misali levh-i mahf isbat ile alakalı bazı İnceliklere temas etmek istiyorum. Bir fikir vereceğim, detaylarını size bırakmak istiyorum. Arkadaşlar bir 10. mektubu okuyun. Orada Kitab-ı Mübin ile İmam-ı Mübin arasındaki farklara temas ediyor. Ve aynı kulvardaki farklı tabirlerde kullanıyor. Mesela Kitab-ı Mübin yerine Alem-i Şehadet. Kitab-ı Mübin, alem-i şehadet, mülk alemi, sebepler alemi, zahir alem, levh-u mahf isbat alemi,
Bunların hepsi nüanslarıyla beraber aynı kulvarda cereyan ediyor. Alemi gayb, hikmet alemi, melekut alemi, levh-i mahfuz alemi, kader alemi, demin o kaza demem lazım birincide. Bunlar da ayrı kulvarda cereyan ediyor. Onun için bu levh-i mahfuz nedir? Levh-i mahf nedir? Levh-i mahf ispat nedir? Yani biraz bu alemlerle alakalı bir maluma sahip olmanızı tavsiye ediyorum. Bunun içinde Kalbin Zümrüt Tepelerinin zannımca 4. cildinde, kitaplarım burada olmadığı için bakamadım. Ama Kalbin Zümrüt Tepelerinde bu alemlerle alakalı, her bir alemle alakalı müstakil başlıklarda anlatılan hususlar vardır. Bu alemleri tanımadan, bu alemle irtibata geçmesi lazım gelen insanın nasıl irtibata geçmesi lazım geldiğini tanıyamazsınız. Onun için bunları da o Kalbin Zümrüt Tepelerinden bularak okumanızı tavsiye ediyorum. Ve 10. mektubu tekrar özellikle nazara verdim. 30. sözün ikinci maksadının mukaddimesinde birinci noktada var bu mesele. Levh-u mahf ispat denilen sayfayı misalisinde yazar mesela, o mesele anlatılıyor. 24. mektubun ikinci makamında ikinci işaretinde var. 30. lemanın 6. nüktesinde var. 11. şuada var. Emirdağ layıkası birikte 260. sayfada var. Yani Risaleler bu mevzuda bir deryadır. Bu bizim bilemediğimiz alemleri de bize tanıttıran. Bunları önce öğrenin. Bu terminolojiyi kavramak lazım. Levh-i mahfuza, levh-i mahfuza çıkabilmek için levh-i mahf ispat alemindeki değişik tavırlarımızın iyi yazılmasına dikkat etmek lazım. Bu da ancak o esma-i ilahiye nasıl yaşamamızı gerektiriyorsa öyle yaşamakla olabilir. Bu incelikler var burada arkadaşlar. Çok kısa bir fikir verebildim. Derinlemesini anlatmaktan aciz bulunuyorum. Ve risaleleri gerçekten insan anlamakta da aciz kalıyor. Anlıyorsunuz, hissediyorsunuz fakat anlatmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü anlatabilmek için önce o terminolojiyi bilmek gerekiyor. Önce o kelimeleri anlatmak gerekiyor. Sonra onu arasındaki bağlantıları söyleyerek sonuca varmak gerekiyor. Ama siz bunun özetini kavradınız ve inşallah arasındaki bağlantıları da verdiğim kaynakları okuduktan sonra bir defa daha bakacaksınız. Şimdi sonuç cümleleri söylüyorum burada. 10. mektuptan iktibas ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği mukadderat vardır arkadaşlar. Dikkat buyurun. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği mukadderat vardır. Kader. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği mukadderat aynı zamanda levh-i mahfuz alemidir. Aynı zamanda bu imam-ı mübindir. Aynı zamanda gayb alemidir. Aynı zamanda melekut alemidir ve hakeza. Hikmetler alemidir. Allah'ın takdir ettiği bu mukadderatın kaderden kazaya intikal etmesi, melekûtten mülke intikali, gaybtan şehadete çıkması esnasında o madde ile buluşuyor, zerrelerle buluşuyor. İşte bu maddenin ihtizazatına, zerratın harekatına da hakikati zaman deniyor. Bu Kalbin Zümrüt Tepelerinde vakit kavramı, zaman kavramı ile alakalı çok önemli bölümler var. Gerçekten okuduğunuz zaman şapka atacak kadar derindir bunlar. Ama bu 15. mektuptaki İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin bahsini, yok tövbe 15'i dedim. 10. mektuptaki, 15. mektup değil. 10. mektuptaki ki 30. sözün haşiyesidir orası. Zerre bahsinin haşiyesidir. Orada zaman tarifi içinde anlattığı hakikati zaman içerisinde şu lef-i misal, lef-i mahfuz, lef-i mahfuz ispatı da anlatıyor. Onlarla bağlantı kurun. Şunu demek istedim. Bunları ne kadar vakıf olursak, bizim için kaderi tabloda olanlar bu şehadete intikali esnasında o celali ve cemali isimler tecellisine tam aynı olabilirsek, musibet ve belalarla da olur bu, onları yakalayıp esmaya tam aynı olabilirsek film tamamlanıyor yani. Yaratılışımızın gayesi tamamlanıyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine aynadar oluyoruz ve bunlar kaza aleminden de tekrar lef-u mahfuza giderken de
öbür alemde seyredebileceğimiz güzel manzaralar haline geliyor. Kendimi oldukça zorladım ama siz meseleyi kavradınız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın 18 sene gibi çok uzun bir süre. Hazreti Yunus'unki 3 günden 40 güne kadardı o sıkıntısı. Ama Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ınki 18 sene gibi. Herhalde bizim şu anda başımıza gelen bu değişik bela ve musibetler de bizde cemaat olarak farklı isimlere aynadar olmamıza sebebiyet verecek. Yani burada az önce anlattığım fert için o musibet ve belalar sonuç olarak ne ise, nasıl yaşamak ve hangi sonuca gitmek gerektiğini anlatabildiğimse ne ise, cemaat olarak da şu anda gelen bu sıkıntılar bizi kamil bir cemaat yapacak, daha mükemmel bir cemaat yapacak. Burada dileriz ki Cenab-ı Hak'tan altından kalkamayacağımız, takat getiremeyeceğimiz ağır bela ve musibetlerle bizleri imtihan eylemesin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih. Va'fu anna, va'fir lana, verhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Amin ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.